Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde COVID-19 vaka sayılarının her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçten en çok ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalığı olanlar etkileniyor. Peki pandemi döneminde kalp sağlığını nasıl koruruz? Aklımızdaki tüm soruları kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Emir Kubilay Şener'e soracağız. Evet Sayın Şener, sevgili hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Herkese, tüm seyircilerimize günaydınlar diliyorum. Aynen, günaydınlar diliyoruz. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun. İşte hastalık, kalp hastalığı bizim işimiz yani, uğraşıyoruz. Aynen öyle. İzleyicilerimize biraz sizi tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Sivas doğumluyum ama Sivas'ta çok yaşamadım. Evet. Kayseri, ilk orta ve lise eğitimi Kayseri'de, Kayseri Lisesi mezunuyum. Ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, oradan sonra da ihtisas yapmak üzere, uzmanlık, kardiyoloji uzmanı olmak üzere Ankara Yüksek İhtisas Kliniğinde uzun süre çalıştım. Ardından İzzet Baysal Üniversitesi'nde bir dönem çalıştım. Arkasından Trakya Üniversitesi'ne geçtim. Orada da kardiyoloji kliniğinde bir dönem çalıştım. Daha sonra Antalya'ya geldim. Antalya'da 2016 yılından beri Lağrı Anadolu Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet, çok başarılı bir akademik geçmişiniz var hocam. Tebrik ediyoruz. Evet, bugün COVID-19'un kalp sağlığı üzerindeki etkilerinden konuşacağız. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz çok sıkıntı yaşadık. Yapılan araştırmalar COVID-19 enfeksiyonunun kalp ve damar sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Kalp sağlığını korumak için neler yapmalıyız Kubilay hocam? Öncelikle herkesin yapması gerektiği temel kuralları yapmamız gerekiyor. COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaş yeri, bulaş şekli biliyoruz ki öksürme, hapşırma ve temas yoluyla oluşan damlacıkların ağız ve burun yoluyla alınması. Bu yüzden bir kere mesafe, hijyen kurallarına, maske kurallarına oldukça uymalıyız. Maske, mesafe, yani mesafe ve hijyen. Evet. Ve izolasyon, yani evet. İzolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Şimdi COVID-19 döneminde en büyük sorun kişilerin evde kalması. Evde kaldığımız sürece hareketsiz bir yaşamımız var. Ve hareketsiz yaşamımızda bize yüklediği bir takım sorunlar var. Bunlardan en büyük sorun da hareketsizlikte damar tıkanık. Damar da tıkanıklığa neden olması. Hareketsiz bir durum damar özellikle alt eksenlerimiz, bacak damarlarında tıkanmaya neden olmaktadır. Bir kere bu bizim için önemli bir problem. Artı evde kaldığımız sürece stresin ve belki bazı kişilerin de iş kaybı nedeniyle oldukça fazla sigara içiyor. Hı-hı. Sigara biliyoruz ki bizim kalp hastalığının en önemli düşmanı. Yani ateroskleroz dediğimiz kalp damar tıkanmasının en büyük nedeni. Günde bir tane, sadece bir tane sigara içmek kalp hastalığı riski 1.7 kat. Eğer bir paket içtiğimiz zaman bu 5 kat artıyor. Zaten sigara içen kişiler ameliyatlarda akciğerlerinin, kalplerinin, damarların ne olduğunu görseler herhalde bir daha sigara içmezler. O yüzden sigaradan bir kere uzak durmamız lazım. Yine evde kaldığımız sürece önemli bir sorun da yemek yememiz. Hı hı. Aşırı yemek yememiz sonrasında kilo almamız ve bu kilonun obez seviyesine kadar ilerlemesi. Obeziteyi sadece bir kilo alım olarak düşünmemek lazım. Vücut kitlesinin artması tüm organları olduğu gibi kalbe de aşırı bir yük bindiriyor. Evet. O yüzden kilo çok önemli. Ve ayrıca yağ dokusu sadece bir yağ dokusu olarak düşünmemek lazım. Bu bir aktif bir organ. Bir takım maddeler salgılıyor. Toksik maddeler salgılıyor. Bu toksik maddeler damar içine tüm vücuttaki damarlarda hasar oluşturuyor. Bunun sonucunda da değişik hastalıklar yani damarsal hastalıklar meydana geliyor. Ayrıca aşırı kilo almamızın neticesinde kolesterol seviyemiz yüksek oluyor. Tansiyonumuz yüksek oluyor. Ve bunların sonucunda da kalp krizi, inme, böbrek damarlarının tutulması sonucu böbrek yetmezliğine kadar giden hatta diyalize kadar giden ağır bir tablo karşımıza çıkabiliyor. O yüzden kilo alımına dikkat etmemiz lazım. Evet. Tabii bir sigara bir de bu kiloyu almamız obezite sadece bir kilo alımı değil dedim. Esasında vücut kitlesi artıyor ama başka bir azalanda bir kitle var.
ne var? Kas kitlemiz azalıyor. Bu sefer de kilo almak bizi daha da hareketsizliği yapıyor. Bunun sonucunda kalp ve damar hastalıklarına eğilimimiz artmaktadır. Diğer bir durum da hareket. Yani hareketsiziz. Ne yapmamız lazım? En iyi egzersiz yürüyüş. Mümkün olduğu kadar ev içinde ya da artık izin verilen sürelerde egzersiz yapmalıyız. Normalde sağlıklı olabilmek için bizim önerdiğimiz haftada ya da gün aşırı, haftada 4 gün ya da gün aşırı en az 45 dakika orta hızda, normalden biraz daha hızda, böyle postacı yürüyüşü dediğimiz şiddette yürüyüş yapmak sağlığımız için önemli. Yani yürüyüşte belki çok fazla bir kalori kaybı olmuyor ama vücuttaki endorfinler yükseliyor ve bazal metabolizma hızı artıyor. O yüzden bu sağlık açısından oldukça önemli. Evet. Hocam peki bu sokağa çıkma yasakları var. Hadi bizler çıkabiliyoruz, yürüyüş yapabiliriz de 65 yaş üstü vatandaşlarımız ne yapsın? Evde ne gibi egzersizler yapılabilir? Daha doğrusu kalp sağlığını korumak için. Evde yine televizyon programlarında olan oldukça görsel olarak spor programları var. Egzersiz programları var. Onlar yapılır. Yani sonuçta herkes bir evin önüne çıkabiliyor. Evin önünde biraz dolaşarak yürüyüş yapabilir. Yani onun çok sorun olacağını düşünmüyorum. Yapabilirler yani. Onların da zaten belli saatlerde izin hakları var. Yeter ki istesinler yani. Yapabilecek bence yapabilirler yani. Tembellik yapmayalım diyorsunuz. Evet. O yüzden kalp sağlığını korumak için tabii beslenme çok önemli. Evet, beslenme. Bu beslenme de biz tabii kardiyologlar olarak Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Hı hı. Yani sebze ağırlıklı beslenmek. Tabii alkol tüketiminin kısıtlanması lazım. Ya da almaması lazım ya da kısıtlanması lazım çok fazla alıyorsa. Sigarayı zaten içmemesi lazım. Zararlı madde kullanılması tamamıyla. Kan basıncımızı özellikle 13 büyük tansiyon dediğimiz 130, küçüğü de 80 mm civarının altında tutmamız lazım. Yine kızarmış, yağlı, kızarmış, işlenmiş gıdaları tüketmemek lazım. Fast food tipi gıdaları tüketmemek lazım. Taze sebze meyve yemek lazım. Bunlar hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor hem de bizim günlük vitamin ihtiyacımızı karşılıyor. Tabii burada akla bir soru geliyor. Acaba vitamin alsak mı almasak mı? Bu herhalde güncel konulardan, evet, tartışılardan konulardan. Bazı hekimlerimiz alın diyor, bazılarımız almıyor diyor. Ben şöyle bir özet geçeyim. Burada tabii C vitamini en fazla hem hastalığı önlemesi hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi anlamında üzerinde tartışılan en büyük vitamin C vitamini. C vitamini şöyle bir özelliği var. Vücutta su da eriyor, vücutta birikmiyor. Yani biz ne kadar yersek, alsak, alalım. Depolamıyoruz. Vücudun ihtiyacından fazlasını depolamıyoruz, atılıyoruz. Ve bu Antalya gibi, özellikle Antalya gibi bir yerde zaten taze meyve sebze çok sık bulabiliyoruz. Çok şanslısınız. Eğer bunları sağlıklı olarak, sağlıklıysa herhangi bir başka bir sorunumuz varsa bunları yiyebiliyorsak herhangi bir vitamin ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. C vitamini açısından söylüyorum. Tabii ikinci bir vitaminimiz de D vitamini. Evet, o da popüler. D vitamini gerçekten yani Antalya gibi güneş olmasına rağmen biz hastalar geliyor, laboratuvarlarında bakıyoruz. D vitamini eksikliği çok fazla. Belli bir yaşın üzerinde özellikle çok fazla. D vitamini bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşündüğümüz için hastalarımıza D vitamini alması öneriyoruz. Tabii eğer hasta yaşlı, kronik beslenme bozukluğu varsa diğer selenyum, çinko gibi minerallerin de eksikliğini tamamlaması lazım. Bir de ayrıca hastalarımız hastalanmamak için belli bir yaşın üzerindeki hastalar zaten Sağlık Bakanlığı sağlıyor. Grip aşısı ve zatür aşısı dediğimiz pnömokok aşısının yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Hem hastalığın karışmaması için hem de bu araya COVID enfeksiyonu geçiren hastalarda araya bu tür hastalıkların girmesi klinik tabloyu daha da ağırlaştıracağı için bu aşıların yapılması öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı da zaten bunu belli bir yaş grubuna ücretsiz veriyor. Evet. Hocam D vitaminini aslında bu miktarı kadar kullanmak önemli diyorlar. Herkesin kullanması zararlı da olabilir yararının yanında. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki kan düzeyine bakarak verilmeli. Kan düzeyine zaten bakılıyor. Çok basit bir yani laboratuvar tekniğiyle kan düzeyine bakılıyor. Evet. Ama şöyle hani belli bir yaşın üzerinde eksikliği çok fazla yani hani görüyoruz. Yani zaten damla olarak alırsa yani öyle aylık çok eksikliği olanlar ayrı dışında öyle rutin kullanımda
damla şeklinde ekmeğin ya da bir şeye batırıp 5-6 damla almasının faydalı günde olacağını düşünüyorum. Günde 5-6 damla yeterli olur. Yeterli olacağını düşünüyorum. Evet. Peki ülkemizde ve dünyada hayat kayıplarının hani en sık görülen, hayat kayıplarının en çok olduğu hastalık kalp damar hastalıkları oluyor hocam. Kalp damar hastalarının COVID-19 pandemisine yakalanması ne demek? Nasıl sonuçlar doğuruyor? Şöyle, COVID-19 enfeksiyonu ortaya çıktıktan sonra yapılan araştırmalar, analizler, gözlemler sonucu en sık görülen grup kardiyovasküler sistem sahip hasta grupları. Diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği olan grup. Ayrıca böbrek yetmezliği olan ve bağışıklık sistemi zayıfladığı için kanser hastaları, ayrıca onlar bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alıyor. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve uyku apnesi olan hastalar en sık karşılaşılan ve hasta olduğu zaman da en ağır tabloyu geçiren grup oluşturuyor. Şimdi kalp damar hastalıkları tabii dünyadaki en sık ölümlerin ana nedeni kalp damar hastalıkları. Bunlara kronik kalp hastalıkları diyoruz. Yani hemen hemen ölümlerin %50'si dünyada da Türkiye'de bu. Kronik kalp hastalığı grubuna hangisini sokuyoruz? İşte bu arada kalp yetmezliği bu tablo içinde en ağır klinik tabloyu oluşturan grup. Kalp yetmezliğine sahip hastalar COVID enfeksiyonuna karşılaştığı zaman en ağır tablo onlar da ortaya çıkıyor. Kapak koroner kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, bu stent takılmış, bypass yapılmış, kalp kapak hastalıkları, kapak ameliyatı geçirmiş hastalar, hipertansiyonla ve diyabet. Diyabet esasında biz kalp hastalığı gibi görünmüyor ancak bizim gözümüzde şeker hastası olan bir kişi, kalp damar tıkanıklığı olmuş kişiyle aynı tedavi uyguluyoruz. Bizim gözümüzde de aynı. O yüzden diyabetik hastalarda koroner hastalığı varmış gibi tedavi olması lazım. Şimdi burada bir tartışma var. Acaba bu tür yani kronik kalp hastalığı, biraz önce saydığım kronik kalp hastalığına sahip kişiler COVID-19 enfeksiyonuna daha mı sık yakalanıyor? Yapılan analizler bunun böyle olmadığını göstermiş. Yani uzun süredir çok merkezli çalışmalardan 20-30 bin sayılı kişilerden COVID kronik kalp hastalığına sahip kişilerin COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma hızı normal herhangi bir aynı yaş grubundaki bir kişiden fazla değil. Ancak, burada ancak var. Ama eğer COVID-19 enfeksiyonuna yakalandıysa bu kişi klinik tablo farklı. Yani normal herhangi bir kişiden farklı. Bu kişilerde hastaneye yatış daha fazla, enfeksiyona maruz kalma daha hastaneye yatış daha fazla mı? Yoğun bakım ihtiyacı. Hatta mekanik ventilatör ihtiyacı ve hasta kayıpları bu grupta çok fazla. Yani karşılaştığı zaman tablo ağır ama karşılaşma sıklığı artmış değil. Bazı yorumlar var, hani kronik kalp hastalıkları sonuçta bağışıklık zayıflattığı için bu kişiler hastalığa daha yakın, daha yatkın olabilirler diye ama analizler öyle göstermiyor. Burada tabii COVID-19'un ilk çıktığı dönemlerde hipertansiyon ilk birinci olarak en sık hipertansiyon hastalarında görülür evet. gibi bir kanı oluştu. O zaman da ben çok anlamlandıramamıştım ama sonradan da esasında hipertansiyon toplumda çok sık görülen bir şey. Yani çok görülen bir hastalık. 60 yaşın üzerindeki neredeyse her iki kişiden birinde hipertansiyon görülüyor. Yani hipertansiyonun kendisi mi daha sık görüldüğü için o gruba girdi? Ben öyle düşünüyorum. Zaten yani direkt hipertansiyonun grup hipertansiyon yani COVID-19 enfeksiyonunda ağırlaştığı var ama bu hastalara daha sık olduğuna dair bir bulgu yok. Sadece aslında, aynen yepyeni bir hastalık olduğu için virüs olduğu evet, için sadece dediğim var. Gibi toplumda çok yaygın olduğu için 60 yaşın üzerinde de çok sık olduğu için bu tablo karşımıza bu şekilde bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Evet. Peki hocam COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar kalbe zarar verir mi? COVID-19, şimdi kalp hastalarının kendi kullandığı ilaçlar var ve oldukça fazla miktarda bazı hastalarında. Çünkü şeker hastalığı oluyor, akciğer hastalığı oluyor, onlar tansiyon oluyor. O yüzden oldukça
fazla miktarda ilaç kullanmakta bizim hastalarımız. Evet. Şimdi başlangıçta COVID-19 enfeksiyonu, tabii tedavi gittikçe değişti. Hı hı. Başlangıçtaki COVID-19 tedavisiyle şimdiki tedavi farklı. İlaçların etkileri, yan etkileri analiz edildi. Bazı ilaçlar çok kullanılmıyor. Bu tartışmayı yaratan en büyük ilaç da klorakin ve hidroksiklorakin diye bir ilaç. Hı hı. Esasında biz bu ilacı aritmi tedavisinde yıllar önce kullanıyorduk. 20-30 yıl önce kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde kullanıyorduk. Ancak daha sonraki gözlemlerimiz ve yapılan çalışmalar bu ilacın kendisinin de ritim bozukluğu yaptığına dair bulgular vardı. O yüzden günlük pratiğimizden çıktı. Ancak romatologlar romatizmal hastalıklarda ve bağ dokusu hastalıkların tedavisinde bu ilacı oldukça sık kullanmakta ve reçete etmekte. Ve oradan çıkan sonuç çok ciddi bir yan etki olmadığı. Ama herhalde Sağlık Bakanlığı tam son durumu bilmiyorum ama bu ilacın kullanılması çok yaygın değil. Eğer kalp hastası bu ilacı kullanıyorsa, tabii ritimle ilgili bir hastalık varsa o kişide, buna dikkat etmek lazım. EKG'de QT dediğimiz bir mesafe var. Onun ölçerek belki belli aralıklarla ilaç kullandığı sürece EKG'sini bakarak eğer QT'sinde uzama olursa tehlikeli aritmilere neden olabileceği düşünülmelidir. Ama rutinde çok öyle bir sorunumuz yok. İkinci ilaç favipiravir. Bunu kullanılıyor. Bunun herhangi bir kendisinin ciddi bir yan etkisi olduğu, yani ya da kalp hastalarına ekstra bir yan etki olduğu yanında herhangi bir şey yok. İlaç etkileşimi de yok. Güvenle kullanılabilir. Bir dönem azitromisin diye bir antibiyotik kullanıldı. O da ritim bozukluğuyla ilgili bir sorun yaratabilir mi gibi düşünüldü. Herhalde bugün zaten kullanılmıyor bugünkü tedavide. Onun da açıkçası çok ciddi bir, yani Türkiye'de en sık kullanan bu klorakin ve hidroksiklorakini kullanan ülke Türkiye. Ve ciddi bir aritmik ölüm, aritmiden bir şey olmuş bir hasta tespit edilmedi şu ana kadar. Evet. Peki COVID-19 şüphesi olan kalp hastalarının ne yapması gerekiyor? Siz ne öneriyorsunuz? Tabii COVID-19 bir viral bir enfeksiyon. Yani sonuçta bu tüm eğer vücuda giriş yolu girdikten sonra angiotensin konvertik enzim reseptörlerini kullanarak vücuda giriyor. Bu vücuda giriş yolu yani bu reseptörlerin olduğu her yerden giriyor. Yani ağız, burun mu demek istiyorsunuz? Hayır, ağızdan burundan girdi, solunumla girdi. Sonra vücuttaki dağılımı her tarafa dağılabiliyor. Yani reseptörler. Reseptör olan, vücutta da çok yaygın değişik yerlerde bu reseptör var. Yani sadece bir akciğer hastalığı olarak düşünme. Yani COVID'i en sık akciğer tutuyor ama ikinci sıklıkta tuttuğu organ da kalp. Ama diğer organları tutmaz diye bir şey yok. Hepsini tutabiliyor. COVID-19 enfeksiyonuyla karşılaştığımız zaman eğer kalp hastasıysak tabii bu bizde farklı hastalıklar oluşturacak. Şikayetlerimizi daha da artıracak. Yani bizim normalde kalp hastalığı için olan şikayetlerimizde nedir bunlar? En basitinden nefes darlığı, göğüs ağrısı. Bunları artıracaktır yani COVID enfeksiyonu eğer tutulur. Tabii şöyle bir gerçek var. COVID enfeksiyonu oluştuğu zaman bu herkes de aynı şikayet yapmıyor. Biliyoruz ki %80'i asemptomatik yani grip benzeri bir tabloyla karşılaşıyor. %15'i 15 civarındası akciğer tutulumu ve akciğer hastalığıyla izleniyor. %5 hasta grubu da ağır klinik tabloyla karşı karşıya. O yüzden hani bizim de hastalarımızın eğer büyük bir kısmı çok şikayeti olmayacak yani. Yani hastalarımız asemptomatik geçecek. Zaten görüyoruz yani yani geçirmiş hasta gruplarımız var. Bunların hiç çoğunda herhangi bir şikayet olmadı. Yani belirgin bir şikayet olmayan oldukça hasta grubumuz var. Tabii şimdi COVID enfeksiyonu öyle bir hastalık ki dediğim gibi tüm organlarda tutmasından başka bu damar sistemine giriyor. Yani bir enfeksiyonun COVID'in verdiği bir enflamatuar bir süreç var. Bir de
damar sistemlerinde endotel dediğimiz bir damar sistemimiz var. Yani damarların içinde kaplı olan böyle ince soğan zarı gibi bir şey, bir endotel var. Burada iltihap yapıyor. Endotelit diyoruz yani. Yani bir nevi vasküler dediğimiz vasküler, yani bir damar iltihabı. Hı hı. Ve bunun sonucunda da tüm organlarda, yani bu damar sistemi tüm organlarda olduğu için tüm organlarda az çok damar tıkanıklığı ve pıhtılaşmaya eğilim artırıyor ve ona ait şikayetler yapıyor yani. Yani kalp hastası olan COVID ile karşılaştığı zaman bu tür tabloda her zaman için normal hastalarda olduğu gibi bizde de kalp hastalarında karşılaşacak. Tabii bu tablo daha ağır olacak. Evet. Tabii bu kişiler kendi kalp ilaçlarını mutlaka kullanmalı. Yani onları mutlaka bırakmalı. Öneriler, daha önce verilmiş önerilere dikkat etmeli. Eğer klinik tabloda herhangi bir değişiklik olursa, artma olursa, tabii eğer kabul edilebilir sınırdaki bir tablo oluştuğu zaman, belirgin bir nefes darlığı yok, hafif bir çarpıntısı var. Bu durumda çok sağlık kuruluşuna gitmeye gerek yok. Yani zaten hastanelerden bir kaçınma var ama en azından telefonla hekimlerle iletişim kurabilir. Zaten herhalde bu COVID'den sonra da teletıp ya da dijital sağlık sistemi diye bir dönüşüm olacak. Hani kardiyolojide bu ne kadar kullanılabilir? Çok kullanılabilir gibi gelmiyor bana ama basit şikayetleri olmayan, hipertansiyon kontrol için bu tür hastalıklarda bu dijital sağlık sistemi etkili olacağını düşünüyorum yani. Evet. Su içebilir miyim? Tabii ki Kubilay Hocam. Siz nefeslenin. Biz de kısa bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumu tekrar tanıtmak istiyorum. Lara Anadolu Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Emir Kubilay Şenel. Evet hocam, nerede kalmıştık? COVID-19'un hani bu salgından korunurken stresin öneminin de büyük olduğunu programın başında konuşmuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha detaylandıralım mı bu konuyu? Tabii COVID-19 enfeksiyonu sonrası kişilerin evde kalması, iş kayıpları belki de, kişilerde öfke, stres, kaygı bozukluğu, endişe, öfke patlaması, belki de depresyona giden bir tablo oluşturabiliyor. Tabii bu tablodan kendimizi korumamız lazım. Evet. Burada kalp hastalığı için nasıl taze sebze meyve önerdiysek, açıkçası bu tür durumlardan da kurtulmak için taze sebze meyve yemek, yani meyve yemek bizi bu durumdan, bu endişe kaygılardan biraz uzaklaştırıyor. Tabii hamursal kek, bisküvi, tatlı, belki onlar da bizi mutlu edecek şeyler ama tabii onları almak ayrıca bir kilo sorunuyla bizi karşı karşıya bırakacak. Tabii kişi günlük program yapmalı. Yani ev işleri ise, ev hanımıysa işte ne bileyim günlük bir program yapmalı. Ya da eşiyle beraber ev içinde evi düzenlemeli. Bir program yapıp o program çerçevesinde günlük hayatını düzenlerse bu da stres ve gerginliği azaltmada faydalı olacaktır. Tabii hobilerine göre kitap okumak, müzik dinlemek, film seyretmek, resim yapmak, bulmaca çözmek, bu gibi durumlarda kişiyi stresten, kaygıdan, endişeden uzak tutar. Tabii hepimizin kullandığı bu durumda sosyal iletişim, hepimizin çok sık kullandık bu durumda. Evet. Ailemizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla bu sosyal iletişimle
konuşmak, belki yüz yüze konuşmak, bizi, onların sorunları dinlemek, belki kendi kaygı düşüncelerimizden uzaklaştırır. Tabii bu sürekli kötü haber dinlemek, işte olumsuz haberleri dinlemek, izlemek, bunlar da insanın moralini gerçekten bozuyor. Geçmiş dönemde hepimiz oldukça bozulmuştur. Belki şimdi hepimiz birazcık aşının verdiği bir umutla biraz daha belki daha rahatladık ama psikolojik olarak evet, sadece psikolojik ama tabii daha evet. Ne olacağını bilmiyoruz yani. Aynen. Önümüzdeki sürecin ne olacağını bilmiyoruz. O dönemde işte olumsuz haberlerden oldukça etkilendik. O yüzden mümkün sadece haber düzeyinde alıp çok fazla kötü olumsuz haberleri dinlememek gerekir. Eğer tabii bu stresin bizim kalp hastalarında ayrıca bir etkisi var. Yani çarpıntıyı tetikliyor. Herhangi bir kalp hastalığı olmayan kişide bile stres bir çarpıntı oluşturuyor. Ve bu çarpıntının tetiklenmesi sonucunda kişi kendini hasta zannediyor. Kalp ritim bozuklukları mı çarpıntı, oluyor hocam? Kalp, yani kalp hızının hızlanması şeklinde söylüyorum. Normalden daha hızlı atıyor gibi oluyor esasında. Belki atmıyor ama evet, öyle bir his oluşuyor. Panik atak dediğimiz durumlar olabiliyor. En ufak şeyde kişi kendini hasta zannediyor. Bu durumlarda tabii kişi sakin olmalı. Eğer altında yatan herhangi bir kalp hastalığı yoksa bu tür durumların, özellikle genç kadınlar, herhangi bir risk faktörün yok. Bunun herhangi bir kalp hastalığı oluşma ihtimali olmadığı için bu strese bağlamak en anlamlı durum ve stresten kurtulmanın yolunu bulması lazım. Eğer bu durumda karşılaşırsak, ne bileyim, en basit yapabileceğimiz nefes alıp verme teknikleri, nefes alarak o kaygılardan uzaklaşmak bize yardımcı olur. Tabii egzersiz ve yürüyüş de aynı zamanda bu stres ve endişeyi giderecek bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Evet. Hocam peki COVID-19 enfeksiyonu akciğer dışında hangi organlara bulaşıyor? Biraz daha önce dediğim gibi bu vücudun da angiotensin konvertik reseptörleri bulunan her organa hasar yapabiliyor. Yani bu en sık kalp ve akciğer ardından kalp de var ama sadece oraya sınırı değil. Yani böbrek damar, böbrek sisteminde, bağırsak sisteminde, ondan sonra pankreasta, tiroidde yaygın olarak var. Ve bunların bunlarda olduğu için buradanlarda da direkt mikrop hasar olarak oluşturabiliyor. Ayrıca COVID enfeksiyonu sadece bir yani mikrobun oraya bulaşıp hastalık yapması değil. Yani başta biz öyle zannediyorduk ama tecrübeler biraz önce bahsettiğim endotel dediğim damar sistemini etki ediyor. Endotel tüm vücutta var. Orada endotelit yapıyor, iltihap yapıyor, pıhtılaşmaya eğilim yapıyor. İşte akciğer grafilerinde gördüğümüz o peteksi yapının büyük ana nedeni pıhtılaşma. Küçük pıhtılaşma zaten o yüzden tedavide de farklı ilaçlar son zamanlarda farklı tedavi protokolü uygulanmaya başladı. Yani bu organların hepsini de tutabiliyor. Tabii bunun sonucunda o organa ait hastalıklar yapabiliyor. Böbrek hastalığı yapabiliyor, tiroid hastalığı yapıyor, pankreas tutup şeker hastalığı meydana getirebiliyor. Yani bunlar nadir olsa da karşılaşmıyoruz. Kanda bradikinin diye bir maddenin artmasına bağlı olarak normalde kanla beyin arasında bir bariyer vardır. Beyin omurilik sıvısı dediğimiz sadece beyinde dolaşır. Bradikinin artması nedeniyle beyine geçirgenin artması sonucu beyin tutulumu da görüyoruz. Yani beyin tutulumu görüyoruz. Tabii ayrıca bu damar sistemini tuttuğu için bu organların hastalıklar dışında kalp ve damarlar ve pıhtılaşma eğilimi yaptığı için ayrıca enfarktüs gibi nedenler zaten onlarla daha sonra konuşacağız. Kalp hastalıkları o tür nedenler olabilir. Yani hemen hemen vücuttaki tüm organlar tutabilir. Bağırsakları tutuyor, işte diyare oluyor. Gastrointestinal mesane idrar yollarında var. Oranın hastalığı oluşturuyor. Hem direkt reseptörler aracılığıyla hem de bu dediğim endotelin olduğu, damar yapılarının içini kaplayan endotelin olduğu ve endotelin iltihabı olduğu için tüm alanlarda, tüm vücut alanlarında görünme ihtimali var. O yüzden sistemik bir hastalık olarak düşünüyoruz. Evet. Peki bu virüs kalp krizini tetikleyebilir mi? Kalp yetmezliği gelişimine neden olabilir mi hocam? Evet.
Yani kalp krizi, yani COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerin yaklaşık olarak 1/4'ünde kalp tutulumu var. bu kalp tutulumu kalp damar tıkanıklığı, yani kalp krizi şeklinde, kalp yetmezliği şeklinde, bu kalp yetmezliği kalbin kasını etkileyerek miyokardit dediğimiz kalp iltihabı yapması, ayrıca pıhtılaşmaya eğilim artırarak ayrı bir hastalık oluşturması, tüm bunların sonucunda da ritim bozukluğu gibi kalbe ait hastalıklar oluşturabilir. Şimdi kalp krizi nedir? Kalp krizi, kalbin büyük damarları var, kalbi besleyen damarlar bunlar, koroner damarlar diyoruz. Bunlarda daha önce oluşan plakların herhangi bir durumda yırtılmasıyla kalp krizi meydana giriyor. Şimdi COVID aslında büyük damarları tutmuyor. Yani büyük damarlarda herhangi bir tuttuğuna dair, onu tutup da kalp krizine oluşturduğuna dair bulgu elimizde, kanıt yok. Ancak küçük damarlar, işte bu pıhtı oluşturduğu için küçük damarları tutabiliyor. Ve biz bunu tuttuğunu nasıl anlıyoruz? Kanda kalp krizinde yükselen bir takım maddeler var. Troponin dediğimiz işte bir takım maddeler var. Bunların yükselmesi bizim kalp tutulu görüyoruz. Ve bu bir nevi esasında bir kalp krizi. Ama dediğim gibi büyük damarlar tutmuyor. Ama eğer kişide ciddi damar hastalığı varsa, damar tıkanıklığı varsa, COVID-19 enfeksiyonun nedeniyle akciğer tutulmuş olan özellikle hastalarda oksijen yetersizliğine bağlı, kalbin beslenmesi bozulacağı için onlarda da yine böyle küçük krizlere neden olabilir. Evet, peki hocam kalp krizine işte dair ilk ve en yakın bulgular nelerdir? Yani kalp krizi geçirdiğimiz zaman hiç daha önce hayatımızda belki rastlamadığımız şiddette bir göğüs ağrısı, belki de sırta vuran bir ağrı, baskı olacak. Göğüs ve sırt ağrısı. Tabii hastalığın derecesiyle, tutulma derecesiyle değişir. Baskı tarzında işte üzerimize bir ağırlık, bir şey oturmuş hissiyle zaten hastalarımız elini bu şekilde vurur, böyle gelirler. Öyle bir ağrı olacak. Bu ağrının yansıyan ağrı, yani kolda olabilir, çeneye yansıyabilir, parmaklara yansıyabilir. Böyle bir ağrı. Tabii bazen kalp krizi sadece bu bulgularla gelmiyor. İnme şeklinde gelebiliyor. Ritim bozukluğu şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Aşırı eğer daha önceden de bilinmeyen bir kalp krizi geçirmişse hasta, kalp fonksiyonlarının ani bozulması sonucu nefes darlığı şeklinde de gelebiliyor. Yani kalp krizi dediğim gibi büyük damarlarda değil ama küçük damarları tutarak meydana gelir. Küçük damarlarda pıhtılaşmayı artırdığı için, orada pıhtıyla kan akımını bozduğu için onlarda meydana gelme ihtimali var. Yani bir nevi kalp krizi diyoruz. Evet. Ayrıca kalp yetmezliği oluşturabiliyor. Bu kalp yetmezliği kalp kasına hasar verme şeklinde oluşuyor. Bu COVID-19 enfeksiyonuna maruz kalıp iki türlü bu oluyor. Ya direkt kalp kasına zarar veriyor ya da enflamasyonun yarattığı bir sitokin fırtınası var. Yani bunu da televizyonda sık sık duyuyoruz. Yani bu sitokin fırtınası dediğimiz şey esasında bağışıklık sistemimizin bir parçası. Yani enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin artmış bir güç. Ama bu o kadar çok artıyor ki artık vücudun kendi hücresinde zarar vermeye başlıyor. Yani kendi normal hücreyi mikrop, yani virüs zannedip ona karşı da reaksiyon geliyor ve hasar yaptırıyor. Ve bu da kalp fonksiyonlarında ciddi bir bozukluk yapıyor. Yani tabii bu cilt kasında bir fonksiyonlarında bozukluk yaptığı zaman hastanın hem göğüs ağrısı hem nefes darlığı gibi şikayetleri olacak. Ayrıca yine kalp tutulana bağlı olarak işte ritim bozuklukları bu durumda, yani karşımıza kalp tutulduğu zaman ritim bozuklukları da çıkabilir. Yani bu daha önce olan ritim bozukluğunun artması, şiddetinin artması ya da ciddi hayati tehlike edici ritim bozuklukları şeklinde karşımıza çıkabilir. Evet, şimdi kalp krizini konuşuyoruz. Daha sonra hipertansiyonu da ve kullanılan ilaçlarına da geçeceğim ama bir WhatsApp sorumuz var. Hemen konumuzu değiştirmeden sormak istiyorum size de.
Şöyle hocam, ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan bir kişinin bu hastalığa yakalanma riski ne kadardır? Genetik faktörler hastalıkları ne kadar tetikleyebilir? Tabii şimdi ailesinde kalp krizi ne zaman, yani kalp hastalığının hangi yaş grubunda olduğu önemli. Genetik faktörler tabii bizim değiştiremediğimiz faktörler. Hani esasında kalp damar tıkanıklığı için 5 tane majör faktör var. İşte sigara içmek, kolesterol, diyabet, hipertansiyon, obezite. Ve genetik faktörler bu bizim bir de yaş değiştiremiyoruz. Yani kişinin yaşı ilerledikçe genetik faktörler nedeniyle de erken yaşta kalp krizi geçirebilir. Şimdi bizim hani bu kişiye net bir cevap verebilmemiz için yani kaç yaşında kalp krizi geçirdi? Eğer yani biz erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaşından erken geçirdiyse bunu genetik faktör olarak sayıyoruz ve bu tür hastalar kalp hastalığına yakalanma oranı tabii ki diğer hasta gruplarına göre daha yüksek. Bir soru daha var, iletelim. Gizli kalp hastalığı diye bir rahatsızlık var mı? Varsa nasıl fark ederiz? Bunu düşündüğüm zaman çok etkileniyorum. Doktorumuz bu konuda aydınlatırsa sevinirim. Teşekkürler demiş izleyicimiz. Yani gizli, eğer kişide ciddi bir damar tıkanıklığı varsa, çok yaşlı değilse ve eğer şeker hastalığı yoksa büyük bir olasılıkla bir semptom olur. Yani bir şikayeti olur. Bu şikayeti de en basiti. Yürürken eforla, özellikle güç gerektiren eforlarda, eline bir şey taşırken yürümek, yokuş yukarı yıkamakta göğsümüzde baskı tarzında bir semptom oluşturabilir. Ama eğer kişi şeker hastasıysa ve çok yaşlıysa bunlar da sessiz dediğimiz kalp krizleri ortaya çıkabilir. Eğer o kişi kişinin eğer böyle bir kaygısı varsa kalp krizinin olma ihtimalini gösteren testlerimiz var bizim. Efor testi bunlardan en basiti. Yani onu yaptırarak içi rahatlayabilir yani. Hocam, kalp krizi demişken artık gençlerde de çok sık görülüyor kalp krizi. Bunun nedenini nasıl önleyebiliriz? Yani tabii önlemek için bir kere diyet alışkanlıklarımızı baştan değiştirmemiz lazım yani. Yani ve stres, yani en büyük şey de iş stresi, yaşam stresi. Evet. Bunlar kişilerin kendi elinde, hani bizim elimizde değil. Genetik faktörler burada çok önemli dediğim gibi. Ama bazen genetik faktörler olmuyor. Hastalarda da kalp krizi görüyoruz. Tabii bunun için işte bir takım başka küçük kalp krizine neden olan başka parametrelerimiz var. Onlara bakmak lazım. Pıhtılaşmaya eğilim olabilir o kişide. Lipoprotein A dediğimiz bir madde var. O eksik olabilir. Yani o tür durumlarda da kalp krizi gençlerde görülüyor. Ama en büyük şeyimiz sigara. Yani aşırı sigara içmek, zararlı madde kullanımı ve kötü beslenme, kolesterol yüksekliği. Bunlar eğer kalp hastalığı aslında çocukluktan başlayan bir hastalık. Yani çocukluktan başlayıp damar tıkanıklığı çocukluktan başlıyor. Yani çocukluktan beri eğer dikkat etmediğimiz zaman, yani yapılan otopsi raporu şeylerinde gençlerde, çocuklarda damar tıkanıklığı tespit edilebiliyor yani. O yüzden yaşam tarzı değişikliği bunlar da çok önemli. Yani. Evet. Bir de COVID-19 enfeksiyonun iyi bilinen etkilerinden biri de damar içinde, hem toplar damarda hem de atar damarda pıhtı oluşumunu tetiklemesi. Bunun sonucunda vücutta ne gibi problemler oluşuyor? Şimdi COVID-19 enfeksiyonu dediğim gibi bir esasında bir vaskülit, endotelit, yani damarın iç tabakasındaki bir iltihap oluşuyor. Şimdi eğer kişi hareketsizse, zaten evde kalıyoruz, çoğumuz hareketsiz, hareketsiziz. Bu durumda zaten hareketsiz olduğumuz için bir pıhtılaşmaya eğilimimiz var. Yani pıhtılaşma daha hareketsiz kişilerde artıyor. Özellikle kilolu kadın, doğum sırasında bu pıhtılaşma artıyor. Bazen de pıhtılaşmaya sebep olan bazı kan hastalıkları var. Onlarda bu hastalık yaygın. Bir de eğer o kişi COVID enfeksiyonu geçiriyorsa, dediğim gibi damarı tuttuğu için, damarda pıhtılaşmaya eğilim artırdığı için, bacak damarlarında özellikle derin ven trombozu dediğimiz bir pıhtı, yani pıhtı damarı tıkıyor. Bu kendi ayrı bir hastalık, ama bundan daha önemlisi oradaki pıhtının kopup akciğer damarlarına atması ve akciğer damarlarına tıkaması.
Bu çok ciddi bir durum. Bu durumda nefes darlığı, belirgin bir nefes darlığı, göğüs ağrısı ve hayati bir durumdur yani. Bunun hemen tedavi edilmesi gerekir ve esasında bu pulmoner emboli diyoruz biz buna. Çok bazen hani hastane polikliniklerinde ya da acillerde atlanan bir durum. Hı hı. Bunu unutmamak lazım. Yani pıhtılaşmaya eğilimi artırıyor ve en büyük de tehlikesi de akciğere, o pıhtının kopup akciğere ulaşması ve akciğer damarlarını tıkaması. Oksijenizasyonumuz evet. Bozuyor. Evet. Bir telefonumuz varmış. Yönetmenim hazır mı? Tamam. Alo. Alo. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba. Şeyler, buyurun. Sorunuz nedir? Ben peki, kalp yetmezliğim var. Hı hı. Pil takıldı bana 2015'in Aralık ayında. Evet. Yalnız ben 2-3 gün öncesi Fox haberlerinde yeni bir cihaz çıktığını, bu kalp yetmezliği için, hani kalp yetmezliğini gideriyormuş galiba, hani onun yerine takılıyormuş. Hatta bu yeni üretilmiş, yurt dışına da ihracatımız olacak gibi böyle bir izledim. Böyle bir şey, cihaz var mı? Bilginiz, ben taktırmak istiyorum. Ben kalp yetmezliği, tim bozukluğu var, pille yaşıyorum şu anda. Bunu hocamızdan öğrenmek istiyorum. Tabii, teşekkür ediyoruz. Bilgi vereyim. Sormanız yani, gereken bir soru var mı hocam? Yok. Sağ olun Bekir Bey. Tabii kalp yetmezliği eğer ilaçla tedavi veriyoruz ama kalp fonksiyonlarında belli bir bozukluk varsa, hı hı, bu kalp fonksiyonlarını düzeltmek için pil takıyoruz. Tabii bu pili bazen hani ritim bozukluğu içinde takılabiliyor. Hangi tip pil takıldığını bilmiyorum ama kalp yetmezliği için dediğimiz CRT dediğimiz kalbin kasılma gücünü artırıcı bir pil. Muhtemelen hastamıza bu pil takılmış. Hı hı. Bununla da şikayetleri ne durumda bilmiyorum. Hastalarımızda belirgin olarak şikayetlerinde düzelme oluyor kalp yetmezliği. Ama yeni bir tedavi yok. Yani yeni bir pil, yeni bir cihaz, öyle bir ben duymadım yani. Bir yanlış anlaşılma var. Yani yeni bir ilacımız var ama yeni bir mekanik bir cihazın takılması yok. Evet. Yani kalp nakli, onun eğer ileri dönemde kalp yetmezliği varsa assist device dediğimiz ya yardımcı cihazlar takılacak ya da kalp nakline gidecek hastamız. Yani öyle bir cihaz yok. Peki hocam, hipertansiyon ve COVID sürecini konuşmak istiyorum. Hipertansiyon hastaları nelere dikkat etmeli? Kullandığı ilaçlar, bu son dönemde artık kan sulandırıcıların işte birçok tartışmalar çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz yani? Şimdi hipertansiyon dediğim gibi toplumda çok sık karşılaşıyoruz. Hı. 60 yaşın üzerinde oldukça sık. Ayrıca hipertansiyonla beraber kalp yetmezliği, kapak hastalığı ya da damar tıkanıklığı hastaları, ortak hastalıklar bunlar. İkisi aynı kişide olabiliyor. Hipertansiyonda yani COVID'deki ana sorun, yani COVID enfeksiyonu geçirenlerde tartışma konusu, İşte bu grupta antihipertansif olarak kullandığımız ilaçlarımız var. Hı hı. Başlangıçta dediğim COVID-19 enfeksiyonunun vücuda girişi olan bu hipertansiyon tedavisinde kullandığımız ilaçların aynı mekanizmayla giriyor. Acı reseptörleri vasıtasıyla etki ediyor bizim antihipertansif. Onlara etkileyerek kan basıncını düşürüyor. Hı hı. Şimdi tabii bu o zaman aynı reseptör, acı reseptörü, angiotensin konvertik reseptörü diyoruz biz buna. Acaba bu ilaçlar alınan mikrobun vücuda daha sık girmesini ya da kolaylaştırır gibi bir endişe ve tartışma başladı. Ve o yüzden tabii bu tartışmaya biz de katıldık. Hani biz kardiyologlar, dahiliyeciler, herkes katıldı. Dünya katıldı acaba. Ama sonra da yapılan çalışmalar, Kardiyoloji Derneği'nin, Avrupa Amerika Kardiyoloji Derneklerinin gözlemleri, testler, çalışmalar herhangi bir yani bu ilaçları alan hasta grubunda, hı hı, COVID'in daha fazla, daha ağır seyrettiği ya da daha fazla mikrop aldığına dair herhangi bir bulgu saptanmadı. O yüzden ilaçları bırakmak, zaten elimizde kan basıncı düşürücü fazla grup yok. Yani 5 grup var, 2 tanesini bunlar oluşturuyor. Evet. Yüksek tansiyonda. O dönemler belki bizim de bazılarımız ilaçları acaba versek mi vermesek mi düşündük ama şimdi kesinlikle öyle bir sorun yok, öyle bir endişemiz yok.
rahatlıkla hastalarımıza veriyoruz. Herhangi bir COVID'e ait hastalığı artırıcı bir etki saptanmadı. Ayrıca bu ilaçları bırakmak kan basıncı regülasyonunu bozacağı için belki beyin kanaması, inme gibi durumları da ortaya çıkarabilir. O yüzden eğer ilaca ait ekstra bir yan etki oluşmadıysa ilaçları değiştirmek gerekmez. O da değiştirdiği zaman tabii ki doktoruyla temas ederek, iletişime geçerek hangi ilacı onun yerine alması gerektiğini bilerek değiştirmesi gerekiyor. Evet, demek ki. Aspirin, tabii aspirin de bizim öncelikle kalp hastalarının çok kullandığımız bir, hemen hemen her kalp hastasında kullanıyoruz. Hı hı. Aspirin bir dönemde acaba kalp hastalığından korunabilir miyiz diye kullandı. 40 yaşından sonra her hastaya aspirin verme gibi bir eğilimimiz vardı benim asistanlığım ilk günlerimizde. Ancak uzun dönem yapılan çalışmalar, meta analizler sonucu aspirin kullanan hastaların eğer ekstra bir risk faktörü yoksa aspirin kullanmanın o kişide daha az kalp hastalığı oluşturur diye bir bulgu yok. O yüzden aspirini rutin olarak kullanmayı önermiyoruz. O kişinin hastalığının derecesine, risk faktörüne göre hekim tarafından verilmesi gerekir bir kere. Kendi başına aspirin almaması gerekiyor. Evet. COVID enfeksiyonunda aspirin kullanma gibi bir durum oluştu. Hala bazı kullanıyor hastalarımız, bazı hekim arkadaşlar. Tabii bu tartışmalı. Aspirin kullanan hasta gruplarının incelendiğinde gerçekten aspirin kullananlarda hastaneye daha az yatış var. İşte yoğun bakım ihtiyacı daha az. Dediğim gibi mekanik ventilatöre ve mortalite, ölüm yani kayıp oranları onlarda daha az saptanmış. Ama şimdi aspirin böyle bir yararı var ancak aspirinin olumsuz etkileri de var. Aspirin nedir? Bir kimyasal bir molekül. Yani biz niye herhangi bir zararı olmazsa kesmeyecektik ilaçlarımızı o gruplarda. Ama aspirin yüksek tansiyon olan hastalarda beyin kanaması, mide kanaması, gastrointestinal sistemi özellikle mide kanamasına ya da kişi bir travma geçiriyor, bir şey geçiriyor, orada acil ameliyatı gerekiyor. Onların kanaması artırdığı için yarar ve zarar oranı zarar tarafına olduğu için biz bıraktık. COVID hastalarında dedik ki böyle bir yararı var. Ama eğer kişi semptomatikse, yani nefes darlığı arttı, akciğer tutulumu başladı, aspirin yerine verilen bir ilacımız daha var, kan sulandırıcı. Aspirini biz kan sulandırıcı için veriyoruz. Aspirin yerine o kan sulandırıcı kullanıyoruz. Hı hı. O yüzden hani verildiyse kullanabilir, ona bir şey demiyoruz ama eğer kişide klinik tablo kötüleştiyse ya da bu tür bulgular, semptomlarda artma varsa damardan iğne şeklinde kan sulandırıcı ilaç bugün için tedavinin şeklini oluşturmuyor. O aspirin yerine onları kullanmalıyız. Kubilay Hocam, kısa bir reklam arası verelim mi? Tabii. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli Önce Sağlık izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık programımızın da son bölümündeyiz. Ama sizler ekranlarınızda gördüğünüz numaralardan program boyunca bize ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruları Kubilay Hocam'a yöneltirim, ben de cevaplarız. Evet, dediğim gibi Lara Anadolu Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kubilay Şenel konuğumuzdu. WhatsApp sorularına geçelim hocam. Sonra konumuza kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Hemen konuyla destekli olarak geçen bölümde hocam, demek oluyor ki kalp hastalarının kan sulandırıcı ilaçlarını doktor kontrolünde çok dikkatli uygulamaları gerekmektedir, değil mi?
diye. Tabii ki. Yani şöyle, eğer COVID-19 enfeksiyonu geçiriyorsa ve kendisinin kan sulandırıcı ilaç kullandığında ilaçları veren hekime söylemesi lazım. Bazen kapak hastalarında özellikle kapak pıhtı oluşmasın diye, kalp içinde ve kapakta pıhtı oluşmasın diye bir takım kan sulandırıcı veriyoruz. Kumadin, yani herkesin bildiği ismiyle Kumadin diye bir kan sulandırıcı veriyoruz. Yani bunu kullanan, eğer kişi kullanıyorsa, eğer COVID enfeksiyon nedeniyle biraz önce bahsettiğim pıhtılaşmayı önleyici verilen ilaçları da kullanıyorsa, bu sefer kanama riskini artırır. O yüzden COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalar eğer kan sulandırıcı kullanıyorsa mutlaka kendisiyle hangi hasta hekim ilgileniyorsa ona bunu bildirmesi lazım. Yoksa dediğim gibi tehlikeli kanamalara neden olabilir ki en büyük tehlike de beyin kanaması. Evet. Kalp hastaları spor yapabilir mi hocam? Öyle tabii, bir sorumuz yani, tabii ki spor yapabilir. Yani tabii kalp hastalığının derecesiyle ilgili, yani bir de geçirdiği süre, ne zaman geçirdi, yani hemen bir kriz geçirmiş bir hasta bir spor yapamaz, yani hemen bir spor yap diyemeyiz. Ama biz genelde ağır sporları kesinlikle önermiyoruz. Kalp hızını çok yükseltici sporları önermiyoruz. Dediğim gibi yürüyüş esasında en iyi spor, ağır sporlar hem kalp yükünü artıracaklar hem de bir takım toksik maddeler salınmasının neden oluyor. O yüzden ağır sporları önermiyoruz. Ama genç hastalarda eğer hani ufak bir damar tıkanıklığı varsa, tabii onlar belli bir dereceye kadar kalp hızını çok yükseltmeden spor yapabilir. Ama dediğim gibi temel, zaten hasta grubumuzun büyük kısmı yaşlı. Onlarda temel prensip yürüyüş, hızlı yürüyüş. Evet. Gözde Hanım, hocama sorabilir misiniz? 58 yaşındayım. Tansiyonum genelde 9-14 olarak ölçüyorum. Benim hipertansiyon olduğumun belirtisi midir? Baş ağrısı yapıyor. Cevaplarsanız sevinirim. Yani esasında kabul ettiğimiz hipertansiyon için normal değer 120'ye 80 mm civarı. 14-9 üst sınır, yani 14-9, ama 14-9 küçük 9 olması kişinin prehipertansiyona, hipertansiyona bir eğilim olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini, özellikle semptom da var. Baş ağrısı bir semptom, evet, mudur hocam? Evet, baş ağrısı bir semptomdur. Ense ağrısı özellikle. Öyle gerginlik mi? Ve ense ağrısı hipertansiyonun ana bulgularından biridir, yüksek hipertansiyonu. O yüzden bir kere öncelikle yaşam tarzı değiştirmesi lazım. Tuzsuz diyet lazım. Tabii tuzu da tamamen kesemiyor hastalarımız. Hani tuzsuz bir hayatta belki çok lezzetli bir hayat değil. Yemeğin yani. Yemeğin tadı. Ama tuzlu. İşte yarıya azaltarak, yavaş yavaş azaltarak bir 10 günlük bir deneme sonrası eğer kan basıncı hala yüksek seyrediyorsa ilaç tedavisi alması gerekebilir ve tansiyon hastası olduğu için ayrıca ikinci bir risk faktörü, yani kalp hastalığı için ya da diğer hastalıklar için risk faktörü var mı araştırılması için bir laboratuvar tetkiki de gerekmektedir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki, COVID-19 virüsü kalbin elektriksel sistemine ne tür bozukluklara neden oluyor? Şimdi burada ritim bozuklukları ya da elektriksel aktivitenin artması bir normal yapısal kalp hastalığı olmayan COVID enfeksiyonu geçiren bir hastada oluşabilir. Ya da daha önce yapısal bir kalp hastalığı olan bir hastada elektriksel aktivitede artma, yani ritim bozukluğu, düzensiz, hızlı ritim bozukluğu ya da tehlikeli ritim bozukluğu olabilir. Şimdi COVID-19 enfeksiyonu süresince bir stres var, bir kaygı var, bir endişe var. Evet. Hasta COVID-19'a yakalandıysa bunun endişesi ve hastalığın derecesiyle yaşadığı stres daha büyük. Ve stres, sempatik aktivite dediğimiz, vücutta kalp hızını ve kalp gücünü artırıcı bir takım maddelerin salgılanmasına neden oluyor. Bu kalp hızını artırıyor. Belki düzensiz ritim yapıyor. Kişi bunu fark ettiği zaman daha bir strese giriyor. Bir şey mi oluyor, bana bir şey mi olacak gibisinden. Bu tetikliyor. Ritim bozukluğu tehlikeli bir boyutu alabiliyor. Buradaki ritim bozukluğu her yerden olabilir. Kalbin kulakçık ve karıncık dediğimiz bölgelerin her ikisinin de ritim bozukluğu olabilir. Ama kişi eğer kalp hastalığı varsa hem sempatik aktivitenin artması, ateşin artması, ateş yükselmesi kalp hızını artıracak. Bu tehlikeli ritim bozukluklarına neden olabilir.
Yani COVID-19 enfeksiyon normal sağlıklı bireyde de ritim bozukluğu yapabiliyor. Eğer kişinin altta yatan bir kalp hastalığı varsa, özellikle ritim bozukluğu tanısı almış ve tedavi oluyorsa, bu hastalığı daha tehlikeli ritim bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca hem kalbi etkilemesi, yani enfeksiyonun miyokard dediğim kalp kasını etkilemesi, küçük damarlarda tıkanıklık yapması, bunların sonucunda da ekstra bir ritim bozukluğu meydana girebilir. Evet. Peki hocam, hani bugünlerde şiddetini artıran COVID-19 pandemisinde kalp damar hastalığı olanlar nelere dikkat etsin, tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir kere dediğimiz gibi sağlıklı beslenme, sigara. Ana faktör sağlıklı beslenme, zararlı madde kullanımı. Onlardır. Doktorumuz tarafından bize verilen ilaçları, önerileri kesinlikle uygulayacağız yani. Hani yani biraz önce konuştuk, ilaçlar yan etki yapar mı? Belirgin bir yan etki de yok. Onları hiçbir ilacımızı kesmeden düzenli olarak kullanacağız. Yürüyüş, yani hareketsiz kalmamız hem kişinin damar tıkanıklığına neden olabileceği hem de aterosklerozu hızlandıracağı için, aterosklerozu dediğimiz damar içi yağlanma diyelim, onu artıracağı için yürüyüş yapmalı. Eğer bu kişide COVID-19 belirtileri, şüpheli belirtileri varsa, nedir şüpheli belirtileri? Hastamız daha önce çok şikayet olmayan kalp hastaları verdiğimiz tedavilerle çoğunda belirgin bir şikayet olmuyor. Şikayetlerinde artma olursa nedir? Nefes darlığında artma, göğüs ağrısında artma ya da şikayeti olan hastada şikayetlerinde çok belirgin artma. Yani artık daha önce olmayan derecede bir şey olduğu zaman bu hastalar en yakın sağlık kuruluşuyla irtibata geçmelileri ve COVID tanısı, COVID şüphesi olan hastanın tanısını kesinleştirmeli ya da niye kalp fonksiyonlarında bir bozulma var onu araştırması gerekiyor. Hocam peki kişi kendi kendine stresini yönetebilir mi? Kendi stresini azaltmak için neler yapabilir sizin? Esasında biraz bahsettim yani başta. Yani tabii ki stres, biz ne kadar ki hastalara sakin, sessiz kalın, sakin olun, herhangi bir şey yok desek de stres kendi elinde, yani kendisi yönetebilmeli ve çok önemli bu. Biraz önce dediğimiz gibi ritim bozuklukları, yani ciddi ritim bozuklukları neden olabiliyor. Ve hasta sürekli kendi hasta hissetmesi, stresin yarattığı acaba bir şey oluyor, hasta mıyım gibi. Bu da günlük hayatı olumsuz yönde etkileyecek. Yani biraz önce ilk başta bahsettiğimiz, hani aklımıza eğer hastalıkla ilgili değil de başka şeyleri getirmemiz lazım. Yani ne bileyim, hoşlandığımız şeyleri yapmamız lazım. Paylaşmamız lazım. Yani o günü eğer stresliysek zamanı doldurmamız lazım. Yani kendi kendimize çok yalnız kalmamamız lazım. Yani kaldığımız zaman sürekli düşünme, bir şey oluyor mu, bir şey var mı, o bizde stresi tetikleyecek. Beyinde sürekli alver sürekli oluyor. Sürekli yani. Yani dediğim gibi çarpıntı, stresin en büyük şeyi çarpıntı ve arkasından ciddi ritim bozukluklar neden olabilir. Ama tabii bazı hastalarımız var. Hani bana yani tüm kardiyologları geliyordur. İşte panik hatası ya da hep kendinde bir şey olduğunu zannediyor. Öyle hasta grubumuz da çok. Hem erkek hem bayan. Bayanlarda daha çok ama hissediyor. Hani onlara tüm muayenelerinde söylüyoruz, herhangi bir şeyiniz yok. Kalbe ait herhangi bir hastalığınız yok ama 3-5 ay sonra bir daha geliyor. Yani bir türlü ikna olmuyorlar. Tabii o hastalarda artık belki başka bir yardım, yani bir tıbbi ilaç desteği gerekebilir. Eğer stres ve bu tür panik atağa doğru gidiyorsa o tür tedaviler gerekebilir. Hocam az önce kadınlarda daha çok görülme sıklığı var dediniz. Başka bir hocama daha sormuştum aslında, kardiyoloji uzmanı. Neden kadınlarda daha çok hocam, erkeklere göre? Yani bir şey yok esasında, gözlem öyle yani. Yani bir yoksa bir genetik yatkınlık yok yani, benim gözlemim öyle yani. Algıları acaba daha mı belki kuvvetli erkekler diye böyle? Belki günlük olaylarla daha çok algılar yüksek olabilir. Sürekli bir uğraşma. Günlük aktivitelerde kendini erkekler çok farklı şeylere verebiliyor. Belki ondan olabilir yani. Peki hocam, kalp hastaları ne kadar sürede bir kontrole gelmeli size? Şimdi esasında Türkiye'de sık geliyor yani kalp hastaları. Diğer Avrupa, Amerika ülkelerine göre oldukça sık kontrole geliyorlar.
Orada tabii maliyet de işin içine giriyor. Türkiye'de sağlık hizmetleri çoğu ücretsiz olduğu için hastalarımız sık sık geliyor. Hı hı. Türkiye'de sağlık sistemi biliyoruz ki dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Yani hastalarımız istediği zaman hekime ulaşabiliyor, istediği zaman tedavi olabiliyor, danışabiliyor. O açıdan bir sorun yok. Ama bu pandemi süresince eğer kişide kullandığı ilaçlarda herhangi bir yan etki olmadıysa, şikayetlerinde belirgin bir artma olmadıysa çok gelmesini tavsiye etmiyoruz. Hani belki telefonla falan danışılabilir ama hastaneye çok sık gelip zaten Sağlık Bakanlığı ilaçlarının hastaneye gelmeden bizim kalp hastalarının ilaçlarının çoğu hemen hemen hepsi raporludur. Rapor olduğu için doktora yazdırmadan direkt eczaneden gidip alma şansını verdi. O yüzden ilaç almak için de çok sık gelmemesi lazım. Ama klinik tabloda kötüleşme, ilaçlarda yan etki ya da ek bir şikayet oluştu. Yani tabii ki her hasta aynı değil. Yani kliniğimize yani ne kadar tabii pandemi olsa da hastalar geliyor sonuçta. Tabii. Ama bunu azaltmak lazım bu pandemi süresince. Biraz daha arayı açmak lazım. Açan hasta gruplarımız da var. Tabii gelenlerin büyük bir kısmı da hastalar bilinçli zaten yani. Kendileri eğer bir ciddi sıkıntı olmadığı sürece çok gelmiyorlar yani zaten. Ama tabii bu ekstra bir sorun da yaratıyor. Yani hem iyi hem kötü. Kötü tarafı da hasta yani şimdi bu pandemi sürecince çalışmalar yapılmış. Yurt mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye gelen hasta sayısı 8'e 1'e düşmüş yani. Yani normal o kadar azalmış. Çok büyük bir oran. Türkiye'de de hemen hemen %70 azalma var. Bazı kliniklerde 4-5 katı azalma var. Hı. Yani bu da bunun şöyle de bir tehlikeli bir sonuç ortaya çıkarıyor. Hasta evde kalp krizi geçiriyor ya da ağır solunumsal problemler yaşıyor. Hastaneye gitmiyor ve o yüzden kötü kayıpların olduğunu biliyoruz. Hem Türkiye için hem yurt dışında. Hastaneye gitmediği için enfeksiyon kaparım diye hastalığını önemsememe gibi ya da ciddiye almama gibi ya da oradaki riski daha yüksek gördüğü için gitmediği için ciddi anlamda bir sorun olarak hastalarımızı kaybettik. Yani bu istatistikler olarak hem dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de görülen bir tablo. Ama Türkiye'de dediğim gibi belki orada sağlık sistemi biraz daha ulaşmak, hekime ulaşmak, hastaneye ulaşmak biraz daha zor. Bir de hastanelerin büyük bir kısmı pandemi hastanesi tespit edildi. Hastalar gittiği zaman belki gerekli ilgiyi göremiyordu. Doktor sayıları da azaldı belki. Ya da doktorların büyük kısmı başka işlerle uğraşır duruma geldi. Ama yurt dışında sağlık sisteminin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yani Kanada'dan, Amerika'dan sadece ritim için gelen dolu hasta gruplarımız var bizim. Yani orada yaptıramıyor. Yani bir testi. Aynen, yıllarca yaptıramıyor Türkiye. Yani. Yıllarca yaptıramıyor. Türkiye'ye geldiği zaman onlara yardımcı oluyoruz yani. Evet. Şimdi hocam hastaneye gelmekten çekiniyor hastalarımız dediniz. Artık daha bilinçliler dediniz. Ama bunun yanı sıra işte yeni hastalığı başlayan, tedavi sürecine yeni başlayan, kalp hastalığını daha iyi tanımlayamamış beyninde olan hani hastalarımız var. Bunlar da ilaçlarını belki yarıda kesiyorlardır diye düşünüyorum. Yani bu doğru mu ilaçları yarıda kesmek bir kere bu süreçte? Daha önce dediğimiz gibi ilaçlar kesin. İlaçlar ve öneriler sadece ilaçlar değil. Yapılması mesela kalp yetmezliği hastanın aşırı tuz tüketmemesi lazım. Belli bir sıvı tüketiminin üzerine geçmemesi lazım. Hı hı. Yani hem ilaçları hem verdiğimiz önerileri mutlaka uyması lazım yani. Evet. Yani ilaçlar eğer yeni başlayan bir kalp şikayeti varsa tabii o hasta gelecek çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Hı hı. Şikayetlerinin sebebini kalbe ait mi, başka bir organa ait mi olduğunu bulmamız lazım yani. Kişiler durduk yere hastaneye gelmiyor, bir şikayeti oluyor. Tabii onlar dediğimiz gibi eğer tanısal, daha önce hiç göğüs ağrısı olmayan bir hasta, bir göğüs ağrısı oldu. Aa, bu önemsiz deyip geçmemesi lazım yani. Hı hı. Belki bu birkaç saat sonra, belki 5-6 saat sonra ciddi bir kalp krizine sonucu oluşabilecek, kalp krizi nedeni olabilecek, kalp kriziyle karşılaşacak hasta. Tabii ki o hasta grupları yani rutinin dışında olan bir semptomu şikayeti varsa mutlaka hastaneye gelmesi lazımdır. Hı hı. Yani hastaneler zaten şu aşamada da pandemi kontrollü çalışıyor. Yani gerekli tedbirler tüm hastalarımızda var.
İnşallah aşılarımız geldikten sonra daha güvenli çalışacağız. Evet, aynen öyle. Hocam artık programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Son olarak programın başında da bahsetmiştiniz ama tekrar söyleyelim, çok elzem tedbirler bunlar. Beslenme, dinlenme ve egzersiz kalp sağlığı için önemi. Bunu konuşalım. Bu önemi çok fazla. Evet. Dediğim gibi kalp hastalıkları için genetik faktörlerimiz var. Biz bunu değiştiremiyoruz. Yani ailesinde damar tıkanıklığı varsa biz bunu değiştiremiyoruz. Evet. Ama eğer o kişi yaşam tarzını değiştirirse o genetik faktörler kendi lehine çevirebiliyor. Yani hastalık oluşmaması lehine çevirebiliyor. Bunun için bir kere sigara içmemeli lazım. Yani o kadar sağlık sistemimiz iyi olmasına rağmen, mesela daha iki gün önce kalp krizi geçirmiş bir hasta, 2017'de stent konmuş, kalp krizi geçirmiş, ilaçlarını kullanmıyor. Tabii bu yeni bir hastalığa, yeni bir damar tıkanıklığına neden olacak. Belki de hayatını tehlikeye sokacak bir durum olacak. İlaçlarımızı kullanmıyoruz yani. Yani kalp hastaları, özellikle bir de kolesterol ilaçlarıyla ilgili tartışmalar oldu. Kolesterol ilaçlarını kullanmıyorlar. Kesinlikle kolesterol ilaçları kullanmalı. Hele hele pandemi süresince bu kolesterol ilaçlarının ekstra bir faydası var. Kolesterol ilaçları aynı zamanda anti-enflamatör olarak kabul ediyoruz. Zaten COVID enfeksiyonu bir enflamasyon, yani bir yangı oluşuyor vücutta. Tüm damar sisteminde vücutta bir yangı oluşturuyor. Kolesterol ilacında öyle bir etkisi var. Yani hem kalp sağlığı açısından hem COVID enfeksiyonu anlamında yararı olan bir ilaç. Ama tabii öncelikle kalp sağlığı için kesinlikle kolesterol ilacını bırakmamalı. Kan basıncımızı %30-80'nin üzerinde olmamasına gayret edeceğiz. Bu şeker hastalığı. 130? 130'a büyük tansiyon, 130 küçük tansiyon 80 üzerinde olmayacak. Dediğim gibi hastalar, o kadar çok yüksek tansiyonlu hastalarımız var ki, veriyoruz ya ben böyle iyiyim diyor yani. Hani geliyorsun, ölçüyorsun, 160-180 hep böyle diyor yani. Yani açtığı zaman mutlaka ya diyetine uymuyordur. Diyetine uyuyorsa da tedavide bir eksiklik vardır yani. Yani mutlaka düşmesi lazım yani. Yoksa ileride bu kişinin kalp damar hastalığı olmaması imkansız demeyeyim ama yüksek risk grubunda bir hasta. Evet. Diyet, dediğimiz gibi Akdeniz tipi beslenme, yürüyüş, işte alkol tüketiminin sonunda sigara en büyük en büyük kalp hastalığının oluşma nedenlerinden biri sigara. Sigarayı maalesef hastalarımıza bıraktıramıyoruz. Evet, tütün maddesi kullanımı kesinlikle zararlı. Yani sadece kalp damar sağlığı için değil, birçok hastalık tabii, için. Yani sadece öyle düşünmeyin, akciğer ve diğer organ kanserleri de yapıyor. Evet, işte 4000'e yakın kimyasal madde var içinde sonuçta, yani sadece nikotin değil. Sigara içmemesi, işte dediğim gibi düzenli hayat, belki düzenli uyku. Düzenli uyku, tabii uykuyu atladık esasında. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de çok önemli düzenli uyku. Bunlara dikkat etmesi lazım. Evet. Eğer bunlara rağmen risk faktörü varsa, işte kolesterol değeri çok yüksek, yaşa bakmaksızın o kolesterol tedavi olması lazım ki ileride erken kalp krizi, işte biraz önce bahsettiğiniz genç yaşlarda görülen hastalarımızda kolesterol seviyeleri oldukça yüksek miktarda olan gruplar var. Fast food tüketimi işte hocam. Evet, öncesinde yoktu, şu anda tamamen fast food tüketimi gençler. Evet, maalesef öyle. Yani sanayi toplumu. Doymuş yağlar toplum olarak, devlet olarak bir dönem oldukça doymuş yağ kullanmamayla ilgili öneriler çoktu ama hala kullanılıyor tabii. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Çünkü dediğimiz gibi dünyada ve Türkiye'deki ölümlerin en sık sebebi kalp damar hastalıkları. O yüzden sağlıklı bir toplum için, ailemize sağlıklı günler görebilmek için bunlara dikkat etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum Kubilay Hocam. Çok güzel bilgilerle bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, önce sağlık programının bu haftada sonuna geldik. Bugünkü konuğum Lara Anadolu Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Emir Kubilay Şenel'di. Bir sonraki programda, yani salı günü saat 10.30'da tekrar görüşmek üzere diyorum. Her şeyden önce sağlık.